Merhabalar sevgili düşünürler. Ben Alessandro Volta. Bugün sizleri bir keşif yolculuğuna davet ediyorum. Birlikte benim en büyük zaferimi tekrar yaşayacağız. Pilin icadı. Ah, sanırım bu pek de pil gibi görünmüyor dediğinizi duyar gibiyim. Belki de şöyle bir şey olmasını bekliyordunuz. Ya da şöyle bir şey. Ama sizlere cevabım şu. Tüm piller aslında aynı ve hepsinin çalışmak için tek bir şeye ihtiyaçları var. Yüksek konsantrasyondan düşük konsantrasyona doğru bir elektron akımı. Bu basit düşünce el fenerlerine, bilgisayarlara ve hatta ufak helikopterciklere güç sağlıyor. Gelin ve arkadaşım Luigi Galvani ile tanışın. En önemli keşfimi onun araştırmalarına dayanarak geliştirdim. Kurbağalar, 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 neler yaptıklarını görmek için onları kesmen gerek. Kurbağalar, 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 neler yaptıklarını görmek için onları kesmen gerek. Galvani nasılsın? Ah! Volta! Laboratuvarımı ziyaret için ne muhteşem zamanlama tam da yeni bir malzeme elime henüz ulaşmıştı. Bir tarafı bakır, diğer tarafı çinkodan yapılmış olan bir kerpeten. Bu kerpeteni kullanarak şimdi kurbağayı parçalarına ayıracağım. Aa gerçekten mi? Bunu bana da gösterme nezaketinde bulunur musun acaba? Memnuniyetle. Vay canına! Şuna bak! Elektrik! Bu sıradan hayvanın dokularını kullanarak bir elektrik akımına sebep oldum. İnanılmaz! Bu güç ile elektrikli arabaları ve elektrikli tekneleri sürebiliriz ve eğer elektrik tek bir kurbağada bulunuyorsa bu kurbağayı bir başkasına, ikinciyi üçüncüye, üçüncüyü dördüncüye yedirip ateş gibi elektrik potansiyeliyle dolu devasa bir kurbağa yaratabilirim. Ama yanılıyorsun sevgili dostum. Fevkalade bir şey keşfettin ama sebebini yanlış anladın. Peki o zaman elektrik nereden geliyor? Sen şu an iki farklı metalden yapılmış malzemeler kullanıyorsun. Çinko ve bakır. İşte akımın sebebi bu. Eğer aynı metalden yapılmış malzemeler kullanırsak hiçbir şey olmaz. Bak göstereyim. Gördün mü? Ama benim çinko ve bakırdan yapılmış gerpetenimle ah bu inanılmaz. Muhteşem. Bu kesinlikle harika bir buluş. Teşekkür ederim Volta. Ama şimdi de aklıma şu soruyu getirdin. Elektrik neden bir metalden diğerine doğru akıyor? Bakır ve çinkoyu farklı kılan nedir? Ah, ne iyi ettin de sordun. Şimdi sana bir hikaye anlatayım. İki metalin hikayesini. Bu aynı zamanda yüzmeyle ve kedi köpeklerle de ilgili bir hikaye. Burada köpek atomlarıyla dolu olan bir metal olan çinko var. Onun bütün köpek atomları suyu seviyorlar. Tuzlu suya yüzmeye gidebilmek için her şey yapıyorlar. Ve burada da kedilerle kaplı olan arkadaşı Bakır'ı görüyoruz. Onun tüm atomları da kediler. Onlarsa sudan nefret ediyorlar ve bir an önce sudan çıkmak istiyorlar. Ne zaman bir köpek suya atlasa, elektronlarından ikisini arkasında bırakıyor. Tüm bu elektronlarla ne yapacağım ben şimdi? Bir kedi atomunun da sudan çıkmak için fazladan iki elektrona ihtiyacı oluyor. Hey, bizi çıkar şu sudan. Yüzmekten nefret ediyoruz. Size yardım etmek istiyorum ama hiç elektronum yok ki. Burası çok soğuk. Elektronlar olmadan da bizi kuru tutamaz mısın? Hayır, seni dışarı çıkarabilmem için iki elektrona ihtiyacım var. Ama dur bakalım, arkadaşım Çinko'yu bir arayayım. Onda fazladan elektron vardı. Merhaba ben Çinko. Çinko benim bakır. Hey dostum ben de tam seni aramak üzereydim. Gerçekten mi? Bir saniye bana bir iyilik yapar mısın? Ee, senin veya köpek atomlarının fazla elektronu var mıdır acaba? Bu çok enteresan. Ben de seni bunun için arayacaktım. Bendeki bu köpek atomları ne zaman suya atlasalar arkalarında iki tane elektron bırakıyorlar. Yani elimde bir sürü elektron var ve onlara ne yapacağım bilmiyorum. Ve açıkçası tüm olanlarla ilgili oldukça negatif hissediyorum. Ah bir çözüm bulabileceğimiz konusunda pozitifim. Neden bana şu kabloyu kullanarak birkaç tane elektron göndermiyorsun kardeş? Böylelikle kedi iyonlarımdan birkaçını sudan çıkarabilirim. Anlaştık dostum. İkişerli gruplar halinde gönderiyorum. O kedim hırlıyor. Sudan çıkmak çok hoşuna gitti. Hey, Çinko, daha fazla elektronun var mı? Evet, kesinlikle. İki arkadaş bu şekilde kabloyu kullanarak elektron gönderiyorlar ve elektrik akımı yaratıyorlar. Çinko köpekleri yüzmek istiyor, bakır kedileri ise sudan çıkmak. İşte bu sayede pildeki elektrik akışı sağlanmış oluyor. Bu atomları sürekli yüzmek isteyen köpeklere benzeyen çinko. Bu da atomları kediye benzeyen bakır. Ve bu ise çinkonun fazla elektronlarını bakıra yollamak için kullandığı kablo. Bu elektron akışına elektrik akımı deniyor. Bu akımı bir ampule veya bir hoparlöre güç sağlamak için kullanabilirsiniz. Ya da bir kurbağa bacağına. Elektronlar çinko'dan çıkıp kurbağa bacağından geçiyorlar ve sonra da bakıra ulaşıyorlar. Kurbağanın bacağındaki sinir elektriğe karşı duyarlı ve akımdan dolayı kasılıyor. Şimdi anlıyorum elektrik kurbağanın bacağında üretilmiyor. Onun yerine çinkodan çıkıp bakıra giden elektronlar akımla buradan geçiyorlar. Hı <laughs> <laughs> Ve eğer siz de kendi pilinizi yapmak isterseniz iki farklı metale, bir kabloya ve tuzlu ya da ekşi bir şeye ihtiyacınız var. Burada benim yaptığım bir pil daha var. Pil için çinko bir çivi, bir parça bakır ve bu güzel kış kavununu kullandım. Bunu şuradaki ufak hoparlöre güç sağlamak için kullanıyorum. Evet, evet, bu çok güzel. Meşhur pilimi çinko ve bakır ile yapmıştım ama başka metallerde aynı işi görebilir. Cep telefonlarındaki lityum piller ve arabalardaki kurşun piller gibi. Ayrıca pildeki kış kavununun yerine de çok tuzlu bir su, patates, sirke veya amonyak kullanılabilir. Her durumda biri yüzmeyi seven, diğeri de kuru kalmaktan hoşlanan iki metal olması gerekiyor. Bunların arasındaki bu fark elektronların akışını sağlıyor. <laughs> Aa hadi dostum neyim var? Bugün şahane bir buluşa imza attın. Aa evet biliyorum ama kendimi birbirleriyle beslenen kurbağalarla güçlendirdiğimiz bir dünya yaratma fikrine biraz fazla kaptırmıştım dostum. Ve şimdi gördüm ki gerçekler epey farklıymış. O zaman galiba bunlara artık ihtiyacım kalmadı. Yolunuz açık olsun kurbağalar. Elveda.